İyi günler, saygılar değerli Günebakış izleyicileri. Bir Seçime Doğru programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Yeniden Refah Partisi Maçka Belediye Başkan Adayı Sayın İsmail Öztürk. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nde Öztürkler iki oldu galiba değil mi? Lokman Öztürk var, Büyükşehir Aynen. Belediye Başkan Adayı. Siz varsınız. Şu anda iki görünüyor. Evet. Evet, hayırlı olsun diyoruz başkan Teşekkür ederiz. adaylığınız. Uzaktan Trabzon'dan baktığımızda Maçka bir değişime doğru gidiyor. Bir değişimin işaretini mi veriyorsunuz? İsterseniz şuradan başlayalım biz. Önce sizi tanıyalım. Ondan sonra seçim çalışmalarınıza gideceğiz. Evet, biz de Güne Bakış izleyicilerimize merhabalar diyoruz. İsmail Öztürk, 1973, Maçka doğumluyum. İlk ve ortaokul, lise eğitimimi Maçka'da tamamladım. 1990-91 Maçka İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Maçka İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 18 yaşında genç bir delikanlı olarak İmam Hatip görevine başladım. 23 yıl ilçemizin, Güzide ilçemizin çok güzel köylerinde görev yaptım. Kaç kardeşsiniz? Biz 11 kardeşiz. Maşallah. 11 Baba ne kardeşim. iş yapıyordu 11 İsmail kardeşin Başkan? ortanca oğluyum. Ortanca derken kaç numara? Tam ortada. Tam ortada. 5-5 altıncı diyelim. Eyvallah. Evet, tam ortada. Baba ne iş yapıyordu? Babamız Allah rahmet eylesin. Amin. Cümle geçmişlerimize de Allah Hepimiz rahmet için. eylesin. 2013 yılında rahmetli oldu. Emekli memur. Maçka Müftülüğü'nden emekli olmuş. Memur maaşıyla beraber bizleri okutmuş, bütün aile bireyleri okumuş, eğitimini Hepiniz tam okudunuz. hepimizi Hepiniz okutmuş. okudunuz. Bir anneden bu arada bunu da ifade etmek istiyorum. Hepimiz bir anneniz, bütün aile bireyleri okumuş, okur yazar olmayan hiçbir bireyimiz yok. Ve yeğenlerle beraber çoluk çocuk 50 kişilik bir aileyiz. Ya sadece sizin bir dar çerçevede 50 kişi değil mi? Amcalar Sadece falan da onları saymıyoruz. bizim ailemizin kendi Tamam. içerisindeki olan yeğenlerle beraber Maşallah. 50 kişilik bir aileyiz. Maşallah. Evet, Ben İmam Hatip'te mezun oldunuz. evet İmamlık görevine başladınız. Babanızın yükünü azalttınız biraz. azalttık. Kendi hayatımızı kazanmaya başladık ki okul dönemimizde de hafta sonlarında inşaatlarda bizzat çalışarak okul harçlığımızı biriktirdik. Bu şekilde öğrencilik yıllarımızı tamamladık. Görev hayatına başladıktan sonra da okulu bitirerek görev hayatına başladığım için 2000 yılına kadar her yıl üniversite sınavına girdik ve bu konuda da başarılarımız söz konusu. Özellikle sözel ağırlıklı başarılarımız söz konusu. Ne gibi? Şöyle söyleyeyim. Sözel ağırlıklı olarak Türkçe bölümünde iki yanlışla Türkiye genelinde birinci de bir yanlışla beraber Türkiye 1422. sırasındaydım. Maşallah. Daha sonrasında iki yanlışımız oldu. O da 8000 küsürüncü sırada yer aldık. Ve Nerelere girdiniz? ben iktisat dışarıdan açık Aa. öğretim okudum. İktisat okudum. Arkasından kamu yönetimi okudum. Ya o puanla iktisatı yazdınız. Ne Ama kamu yönetimini? şöyle söyleyeyim ben size. Görev hayatımız devam ettiği için okuma imkanı, Evet, oralardaydı. örgün öğretimde okuma imkanı bir hayli kısıtlı olduğu için biz açık öğretimden devam ederek okul hayatımızı devam ettirdik. Eğitimi, öğretimimizi devam ettirdik. Yani işi bırakarak gidemiyordum. İşi bırakarak gidemiyorduk. Bu şekilde eğitim hayatımız devam etti. Ve aynı zamanda kamu yönetimi okuduk. Daha sonra ilahiyat okuma hakkımız oldu. İlahiyatı okuduk. Üç yüksek okul. Evet. Üç yüksek okulu bitirdiniz yok. maşallah. Lisans eğitimi, iki lisans, bir Bir ön tanesi lisans. ön lisans Ön eğitimi lisans. tamamladık. Arkasında kamu yönetimi alanda da yüksek lisans yaptık. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimleri dalında yüksek lisans yaptık. Yani sizin şu anda siyaset bilimleri alanında ihtisasınız var yani. Yani. İhtisas sahibisiniz evet. yani. Eyvallah.
O zaman şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum, sormak istiyorum. Siyasete kaç yıllarında, yani bir İmam Hatipli'ye siyasete kaç yıllarında sormak biraz şeydir ama kaç yıllarında siyasetle karşılaştınız, buluştunuz? Şimdi ben 2014 yılına kadar yapmış olduğum 23 yıl İmam Hatiplik görevimin yanı sıra 8,5 yıl da öğretmenlik yaptım. 2014 yılında belediye, Maçka Belediyesi'ni, ki Büyükşehir Belediyesi olması hasebiyle AK Parti dönemi başladı. Mevcut belediye başkanımızın teklifiyle İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü olarak Maçka Belediyesi'nde görevimize başladık. Bu görevi bize tevdi etmek için öncelikle bir talep oluşturuldu. Bunu biz değerlendirdik, düşündük. Görev yapmış olduğum tarihi Çatak Camii 1621 yılında yapılmış. İskender Paşa'nın Trabzon valiliği yaptığı dönemde ki meydandaki İskender Paşa Camii'nin mimari özelliğiyle aynı özelliğe sahip Maçka'da ilk cami inşaatı yapılmış bir camimizdir. Tarihi özelliğiyle öne çıkmıştır. Camimizin çevre düzenlemesi, restorasyonu da yapılmış. Son derece turizme açık bir hale getirilmiş. Buradaki bu konumunu düşündüm. Buradan ayrıldığım zaman mutlaka camiye bir imam hatip gelecekti. Ancak dünya görüşü benim gibi olan, benim gibi insanlara hizmet etme anlayışı, bu bilinçle, bu şuurla hayatını devam ettiren, idame ettiren birisi belediyeye geçip geçmeyeceği konusunda tereddütlerim olduğu için geçmeye karar verdim. 2014 yılında da bu şekilde belediyecilikle beraber danışmış oldum. Ama siz böyle bir talepte bulunmadınız yani, size bulunuldu. Bize teklif edildi. Teklif edildi. Evet. Bize teklif edildi ve 2014 yılında şartlarımız da buna uygundu. Müracaatımız yeni oluşturulan bir birimdi, İnsan Kaynakları Eğitim Birimi ve buraya biz bu şekliyle beraber geçtik. 2014 yılında siyasetle danışmış olduk. Evet, oraya geçişiniz siyasetle tanışmak mı oldu? Yani siyasi bir kuruluş olduğu için siyasette danışma anlamına geliyor. Evet, ondan sonra bir dönem AK Parti ile birlikte bir aday adaylığınız söz konusu oldu. Şunu ifade edeyim, biz 2014 yılı itibariyle belediyenin iş ve işleyişini, işte gelirini, harcama kalemlerini, birimlerini öğrenme fırsatı bulduk. Yani bugün belediyeye yeni gelecek birisi gibi acemi değiliz. En azından belediyenin kurumsal kimliğini biliyoruz, işleyişini biliyoruz, harcama kalemlerini biliyoruz, hangi alanlarda hizmet yapacağını biliyoruz. Bu konuda bilgi ve becerimiz var. Sahip olduğumuz tecrübemizi yönetilen pozisyonda çok fazla halka yansıtamadığımız kanaati bende oluştuğu için yönetici pozisyona gelebilmek amacıyla 2019'da AK Parti'nin aday adaylığı müracaatında bulunduk. Adaylık hususunda tercih bizden yana kullanılmayınca yine görevimize geri döndük. Görevimizi belediyede sürdürdük. Şöyle bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Yani Koray Koçhan'la çalışma şansımız kalmadığını gördünüz. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Benim sahip olduğum milli ve manevi değerlerim, dini inancım, vatandaşa hizmet etmeyi, yani halkımıza hizmet etmeyi hakka hizmet olarak gördüğüm için halka daha yakinen çözüm odaklı çalışarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilme adına bir üstün gayret gösterdik. Bu bize teveccüh oldu. Bize yaklaşımın daha hoş olduğunu gördük ve mevcut yönetimin çok da uygun bulmadığı bir yaklaşım oldu. Siyasi rakip olarak zaten öyle olmasa aday adayı olmazdınız. En azından bir önceki seçimde AK Parti'den aday adayı olmazdınız. Yani düşüncelerimi hayata geçirebilmek için bizzat işin başında olmam gerektiği, emir almadan, emir vererek ya da uygulama noktasında yetkin bir pozisyonda olarak sahip olduğum düşünce yapısını vatandaşımıza aktarabilmek adına aday adayı oldum. Ve aday adayı olduktan sonra zaten bunu geri döndüğümüzde eski görevimize geri dönemedik. Tamamen kızağa çekilmiş bir pozisyonda, farklı bir ek hizmet binasında 8-5 mesai mefhumuna uyarak, mobbing uygulanarak hayatımızı idame ettirdik ve bu 5 yıl bu şekilde tamamlandı. Heba oldu. Maalesef. Heba oldu. Şimdi ülkemizde bizim gibi eğitimini tamamlamış,
işte üst düzeyi faydalanabilecek olduğumuz çok insanlar var. Maalesef etkin kullanım alanında değiller. Biz bu göreve geldiğimizde bu tür insanlarımızla beraber çalışmayı daha çok tercih edeceğiz. Maskayı yakından tanıyorsunuz, çok biliyorsunuz. Evet. Koray Bey'in üçüncü dönemi ve ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılar Trabzon'dan bakışta da zaten yansıyor, şehre de yansıyor ve konuşuluyor. Nasıl gidiyor vaziyet? Alabilecek misiniz seçimi? Biz sahada çalışıyoruz. Trabzon'un ilk açıklanan Yenide Refah Partisi belediye başkanlarından birisi benim. Üç tane açıklanmıştı, birisi benim. 1 Aralık itibariyle sahadayız. 1 Aralık'tan beri çalışıyoruz. 1 Aralık'tan beri çalışıyoruz. Daha öncesinde de bizim siyasal çalışmamız vardı. Bunun üzerine koyarak devam ediyoruz ki 2 Ocak itibariyle resmi bir takvim başladı. Bu takvimden itibaren de kendimize biraz daha hız kazandırdık ve sahadaki ilerleyişimiz devam ediyor. Tüm köylerimizi hemen hemen taradık. Zaten seçmen yapısını da çok iyi bildiğim ilçemizin ihtiyaçlarını da bizzat yerinde tespit etmek suretiyle kapı taraması da yapıyoruz. Tüm köylerini biliyor musun Maçka'nın? Maçka'nın tüm köylerini biliyorum. Şu anda yeni kurulan. Hepsine gittin mi? Hepsine gittim. Maşallah. Evet. Yani tüm mahallelerimizi ziyaret ettik. Birebir ziyaretlerimiz oldu. Etkin olan insanlar var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Garibanın tavuğu tek tek yumurtlar. Biz de yumurtaları tek tek topluyoruz. Ama özellikle çift sarılı olanlarına da biraz daha önem veriyoruz. Güzel. Evet. Kolay gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Benim edindiğim bilgiler çerçevesinde galiba bir farklılığınız daha var. Siz adaylığınızı Sayın Genel Başkan'la bizzat görüşerek, onay alarak aday oldunuz. Sayın Fatih Erbakan'la görüşerek, onay alarak 1 Aralık'ta bu işe başladınız diye de bir bilgi sahibi oldum. Doğru mu? Böyle bir şey var mı yani? Şimdi şöyle söyleyeyim, il başkanımıza da... Yok, il başkanına karşı ayıp olmaz, o takdirle karşılar. Sorun yok yani orada. Biz Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunda birçok arkadaşımızın aktif rol aldığını söylemek isterim. Özellikle İstanbul İl Teşkilatı'nda şu anda aktif görev yapan arkadaşlarımız var. Bunların da vasıtasıyla ki geçmişte de Milli Görüş Teşkilatı içerisinde yer almış birisiyim. Bunlarla da görüşerek genel başkanımızla yüz yüze görüşme fırsatı bulduk. Birebir adaylığımız hususunda kendisinden destek istedik. Destekleri de oldu. Ve bu şekilde geldik. İl başkanımıza danıştık. Önce ilçe yönetimimizle danıştık. Sonrasında il başkanımızla danıştık. Bu şekilde adaylık müracaatımızı yaptık. Evet. Ne diyor? Maçka'nın kırsalında nasıl bakılıyor? Ne diyorlar? Yani oy verecek mi sana diyorlar? Şimdi nasıl yani? Ne görüyorsunuz? Maçka'nın... Çok umutlusunuz yani. Onun için evet. Yani çok umutlu ve ümitlisiniz. Böyle bakıyorsunuz. Size şunu söyleyebilirim. İlçemizin pek çok bölgesinde görev yaptım. Hemen hemen her bölgesi, pek çok demeyelim de her bölgesinde görev yaptık. İnsanlarımız bizi yakından tanıyorlar. Belki soy ismimizi Öztürk olarak bilmiyordular, yeni öğrendiler. İsmail Hoca kimliğiyle beraber Maçka'da bizi tanımayan yoktur. Hı hı. Hatta İsmail Öztürk diye sorsanız belki tanımayan çıkabilir ama tamam. İsmail Hoca sorsanız peki. Mutlaka tanıyan, peki. Herkesin tanıyacağı kanaatindeyim. Bu görev yapmış olduğumuz yerlerde insanlarımızla güzel istişarelerimiz oldu, güzel bağlantılarımız oldu. İnsanların gönüllerine dokunmak son derece önemliydi. Biz de insanlarımızın gönüllerine dokunduğumuzu düşünüyorum. Görev yerlerinden ayrılırken de hiç kapıyı kapayarak çıkmadık Ali Bey. Yani bir açık kapı bıraktık. Geri dönüşümüz mümkün olabilir düşüncesiyle. Şu anda onun meyvelerini topluyoruz. İnsanlar bizi gayet samimi, sıcak yaklaşım göstererek karşılıyorlar. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Evet. Zaten bizim insanlarımız Maçka'nın insanı, vefalı insandır, kültürlü insandır. Bu anlamda bize karşı da saygınlığını devam ettiriyorlar. Son derece memnuniyet içerisindeyiz. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Sayın Öztürk, seçimi kazandınız. Maçka Belediye Başkanı oldunuz. Ama sonuçta muhalefet partisiniz. Ve bu insanların sizden beklentileri var. Karşılayabilecek misiniz? Projeler ürettiniz mi? Şu anda projelere girmeyeceğiz. Bir ilerleyen programda görüşeceğiz ama en azından böyle bunu düşündünüz değil mi? Bir programa koydunuz bunları. Şimdi biz Maçka'yı kucaklayacak bir yapıya sahibiz. İnsanları ayrıştırmadan, kimseye küsmeden, kimseye darılmadan, herkesi kucaklayabilecek bir... Maçka'nın önce buna mı ihtiyacı var? Elbette.
Kesinlikle. Maçkanın barıştırıcı, birleştirici ve bütünleştirici bir politikaya ihtiyacı var. Ki biz bu politikayla beraber yola çıktık ve bizim düsturumuz, sloganımız ahlaklı bir belediyecilik. Buna yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Bizi de yakından tanıyan insanlar bunu bize yakıştırdılar. Sloganımızla örtüştüğümüz kanaati hakim oldu. Belediye bismillah deyip makama geldiğimizde bu makama yeni gelmiş olmayacağız. Biz oradaki görevimizi sürdüreceğiz. Bir tecrübeyle, o tecrübenin üzerine koyarak devam edeceğiz. Yeni ilk defa oraya gelecek gibi bir acemiliğimiz de söz konusu değil. Geldiğimiz andan itibaren rozetimizi çıkarıp ilk işlem olarak bir kenara koyacağız. Bismillah deyip kollarımızı sıvayacağız. Bütün insanlarımızı kabul edip, bütün insanlarımıza hiçbir parti ayrımı yapmaksızın herkesi öncelikle insan olarak benimseyip, bunu kabul edip, bu doğrultuda insanlarımıza yakınlık göstereceğiz. Herkese eşit hizmet yapmaya çalışacağız. Önceliğimiz bu olacak. Bu olacak, evet. Evet. Peki, biz size başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Güne Bakışı olarak zaman zaman sizi izleyeceğiz. Zaman zaman görüşeceğiz. Değerli Güne Bakışı izleyicileri, Sayın Öztürk'le, İsmail Öztürk'le, Maçka, Yeni Refah Partisi Maçka Belediye Başkanı adayı Sayın İsmail Öztürk'le ilk programımızı gerçekleştirdik. Kısa metrajlı bir programdı bu. İlerleyen dönemlerde Sayın Öztürk'ün çalışmalarıyla ilgili ve projeleriyle ilgili yine sizin karşınızda olacağız. Şimdi son sözlerini alalım. Bu programı burada noktalayalım. Bizlere böyle bir imkan hazırlayıp sunduğunuz için Güne Bakışa, sizlere, çalışanlarınıza, kamera başında bulunan arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Saygıyla, minnetle. Eyvallah. Tüm seyircilerimizi selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz diyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Rabbim muvaffak etsin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Maçka halkının demokratik bir çerçevede vereceği kararla şimdiden kararı saygıyla karşılıyor ve başarılı görevler, çalışmalar diliyoruz. Huzur içinde bir seçim geçirmeyi ümit ediyoruz, teşekkür ediyoruz.